Vay vay vay. Kimler gelmiş kimler? Geçmiş olsun Çetin. Hasta yatağının mezarlık çiçeğiyle gelmek. Gerçekten çok ince bir davranış öyle. Ölürsün sanmıştım Çetin. Yaşadığını duyunca da bu karanfiller elimde patladı. Ne yaparsın? İdare edeceksin. Komik mi? Gerçekten ölebilirdim. Şunları gözümün önünden Allah sen. Ay kıyamam Can, korktun mu? Madem korkacaktın, bu işlere niye bulaştın Çetin? Çünkü ben Feride'yi ölümüne seviyorum. Kes şu palavrayı. İşin içine Yıldız'ın da dahil olacağını tahmin edemedim demiyor da. Ama kadın sana silah doğrulttuğunda yüzünün halini görmen lazım. Bembeyaz oldu. Buraya dalga geçmek için mi geldin sen? Hayır Çetin. Buraya seni vuran kişiyi konuşmaya geldim. Şikayetçi olacaksın değil mi? Elbette olacağım. Sen tanıyor musun o herifi? Neydi? Ruhi. Ruhi de kim? Unutkanlıkla başlamış sende. Ruhi. Beni vuran salak işte. Hayır Çetinciğim. Seni Ruhi vurmadı. Seni Yıldız vurdu. Ve sen de Yıldız'dan şikayetçi olacaksın. Asla. Ben kimseye iftira atmam. Hele hele bedavaya asla atmam. Hesabını kontrol ettikten sonra bal gibi de atacaksın. Gerçekten mi? Adının hakkını veren bir şeytansın sen şu. Şule Hanım. Şule. Selam. Ne yaptın? Hallettim. Dediğinizden daha kolay bir şekilde hallettim. Güzel. Yıldız zehri aldı diyorsun yani. Hı hı. Söylediğim her şeye inandı. Gerçekten dediğiniz kadar saf biriymiş. Ayrıldıklarından tam olarak emin olabilirsiniz. Yüzümü kara çıkarmadın. Aferin. Şule Hanım, ben size şunu soracağım. Siz niye bana bu kadar çok güvendiniz? Yani duygularıma kapılmayacağımdan ne kadar emin olabildiniz? Eğer hala Kuzey'e aşık olsaydın, paraya değil aşkını tercih ederdin. Yanılıyor mu? Yani ama ben Kuzey'in beni arayacağını adım gibi biliyordum. Ha, yıllardır bu anı bekliyordun yani. Yok yani, o anlamda değil yani, benden hoşlandığı için değil. O belgelerin bir şekilde bende olduğunu çözecekti. Bana gelmekle doğru karar verdin. Akıllı bir kızsın sen. Bu sayede hem ömrün uzadı hem de zengin oldun. Güzel bir alışveriş oldu. Hizmetlerin için teşekkürler. Pişman olmayacaksın. Ah Şule Hanım, paranın geri kalanını nasıl alacağım? Hesabına çoktan yatırdım bile. O yüzden şimdi iyi kucakla, toz ol buradan. Görüşürüz. Alo, Naide. Aradığımız Naide'ye şu anda ulaşılamıyor. Hatta bundan böyle hayat böyle ulaşılamayacaktır. Aklınız varsa bir daha aramayınız. Ne diyorsun Naide? Bundan böyle senin koruyucu aşmalayın değilim. Onu diyor. Hadi buy. Hah. Nasıl? Güzel konuştum değil mi? Bravo yani kendim, bravo. Vallahi tebrik ederim kardeşim. Soğuk duş etkisi yarattın. Bu ne ya bu? Ben namussuza bak şimdi, senden yüz bulamadı beni arıyor da. Aç bakayım, aç aç. Hapellere vereceğim. Alo! Papa ne oluyor? Lan bana papa bana deme lan. Yalancı komplocu. Oğlum ne oluyor size ya? Niye çemkiriyorsunuz bana, Naide de sen de? Hiç kendini iyi bilirsin. Bana sorma bunu. Sen daha iyi bilirsin. Ne olduğunu söyleyeceksin mi? Tülin'e sor, Tülin'e. O daha güzel anlatıyor. Detaylı anlatıyor. Dane anlatıyor. Ne? Ne anlattı Tülin size?
Lan eski manitanı, eski aşk yaşadığın kadını utanmadın mı benim yanıma getirmeye? Ben minik yaşamışım. Ulan boşanma bahanesiyle eski sevgilim benim burnumun dibine kadar. Getirmeye sen utanmadın, utanmaz arlanmaz namussuz. Ama benim de bacımın da gözünü açtı o tüyün. Ne? Ne dedi, ne anlattı Yıldız'a? Gerçekleri. Sade ve sadece gerçekleri söyledi yani. Ulan sen var ya sen, sadece bacımın değil... Benim de duygularımı oynadın yani. Allah'ından mı kuzey? Evim halka yıkası tez zamanda. Sana da pampalar böyle bana yaptığın gibi eziyetler etsin. O zaman anla, anla inşallah. Yok, böyle olmayacak. Neredesiniz, ben yanınıza geleceğim. Sana ne lan? Efinli'deki evimizdeyiz, ne olacak? Sen bu kadar hakareti benim evimden mi yapıyorsun bana? Şimdi sen benim yatağımda yatıyorsundur bir de. Lan ne konuşuyorsun? Git benim ya, kendi yatağımız bizim burası artık. Evet. Hem de sensiz çok daha iyi bu yatak yani. Vay be. Koş kal! Baba ne oluyor ya? Kızım kalksanıza. Ya ben fırına gitmek istemiyorum. Kızım ne fırını, gidip Yıldız'la konuşmamız lazım. Hadi kalkın. Benden günah gitti. Ay! Ay! Ya baba! Ya! Ya ne oldu? Kızım kalkın, Melmel bakmayın öyle. Çarşı pazar karıştı, çok fena karıştı. Hemen gidip Yıldız'la konuşmamız lazım. Ya babacığım, Allah aşkına dünkü olaydan daha büyük ne olmuş olabilir? Ya Yıldız abla, Tülin ablanın elbasını kavuruyor olabilir mesela. Kızım saçma sapan konuşmayın. Bak, Tülin Yıldız'a bir şeyler söylemiş, saçmalamış. Demiş ki, Kuzey'le benim eskiden ilişkim vardı demiş. Ne? Bak Yıldız'a gidip öyle olmadığını söyleyemezsek, Yıldız beni... Evet, aynen öyle. Çabucak giyinin, hadi arabada bekliyorum. Ben doğru mu anladım? Evet. Bıktık ya, bıktık. Yıldız? He anne. Hayırdır kızım, nereyim? Az işim var anne, geç kalmam, merak etme. Yıldız, yoksa Kuzey'le mi buluşacağım? Hey, şeytan görsün onun yüzünü. Bak kızım, bana doğruyu söyle. Eğer Kuzey'in yanına gidiysen... Bilesin, sağ hakkımı helal etmem. Anacığım, ben o defteri çoktan kapattım. Ruhinin mandıraya gidiyorum, geç kalmam, geleceğim. İyi, tamam. Poyraz! Ya bırak, aa çağırma şunu, kuyruk gibi peşime takmayın. Ya kızım, ne bileyim Kuzey'in karşına çıkmayacağını. Zaten aklını çelmek için fırsat kolliği. Geliversin kardeşim. Yalnız gitmiyorum anne. Aa, yardımcımı da yanıma aldım. Çıkarsa karşıma hiç acımam. Alnının çatından vururum o gard zamparayı. İşte benim kızım. Aferin kızıma benim. Biraz da mermi vereyim mi sana? Yok babacığım. Ben ne annem gibi kaçmasına izin veririm... ...ne de senin gibi ıskalarım. Tek mermiyle işimi görürüm. İyi, ben gidiyorum ha. Geç kalmam. Haydi. İyi, tamam. Görüyorsun değil mi nasıl kız yetiştirmişim? Hiçbir yere gidemezsin. Ortada büyük bir iftira var. Çekilin ulan önümden. Çekilin. Yıldız mamicim ne olursun bak bizi bir dinle. Yıldız abla lütfen dinle ya. Dinlemeyeceğim sizi. Çekilin diyorum arabanın önünden. Yıldız, bizi önce dinle. Sonra nereye gitmek istiyorsan gidersin. Ben sizin gibilerin nesini dinleyeceğim ula? Çekilin, çekilin şuradan haydi. Ne olacaksa olsun. Bize essen de gitmiyoruz. Hadi. Çekilmiyorum hadi es. Ne yapacaksan yap hadi. Bak çekilin dedim. Son kez söylüyorum, ezer geçerim hepinizi. Tamam es. Ah, benden günah gitti. Çekilin ulan, çekilin!
Yıldız abla bak ne olur dinle bizi yalvarıyorum. Lütfen bir kez olsun dinle. Köpek bakışı. Ben bir şey söylemeyeceğim Yıldız. Onlar söyleyecekler. Ben onların gazına geldim. Ben de mağdurum. Evet Yıldız abla. Babam suçsuz, biz suçluyuz sadece. Tülin ablayı çağırmak bizim fikrimizdi. He, babanızın eli armut toplamadı ama. Tamam, suç bizde. Ama biz ne yaptıysak sizin iyiliğiniz için yaptık. Tamam evet, babamı da biz zorladık. Ama o ben bunu asla mavişime yapamam dedi. Maşallah. Kendinin rolüne de iyice kaptırmışsın ama. Ne kaptırması Yıldız ya? Ne kaptırması? Hakim delil bulamazsan 4 yıldan önce boşanamazsın dedi. Başka çarem yoktu. 4 yıl sonra boşansaydın ama onurunla, gururunla boşansaydın Kuzey. Ama sen ne yaptın? Benim onurumla, gururumla oynadın. Gittin mi kadının duygularıyla oynadın? 4 yıl nasıl bekleyecektik Yıldız? Ha? Herkes benim boşanmamı istemiyor mu? Bak, baban bile evden kovdu seni. Benim yüzümden daha fazla mağdur olmanı istemiyorum. O yüzden mi gittin el alemin kadınlarıyla oynaştın? Oynaşmadım. Belgeler için birazcık ilgili davrandım, o kadar. Ben de aynısını yapsaydım ne olacaktı? Ha? Çetin'den belgeleri almaya gittim ve ben de senin yaptığını yapsam ne olacaktı? Önce onunla oturup bir yemek yeseydim, bağ gül vermesine izin verseydim, hatta evinde kalsaydım ne olacaktı? Saçmalama Yıldız, aynı şey mi? Aynı şey. Sonuçta benim de niyetim iyi. Ben de belgeleri almak için her şeyi yapacaktım. Tamam Mavişim, haklısın. Ne desen haklısın. Ama başka çarem yokmuş gibi geldi bana. Elimde hiçbir kanıt yoktu. Yani... Bunu yapmak zorunda hissettim kendimi. Hadi beni geçtim. Duygularıyla oynadığınız o kadın ne olacaktı? Ha? Belgeleri aldınız diyelim, ondan sonra ne yapacaktınız? Kadına hadi defol git buradan deyip yollayacak mıydınız? Hadi bu öküz sabıkalı, beni şaşırtmadı. Ya siz, siz hiç mi utanmadınız bir kadının duygularıyla oynamaya? Yıldız, bunların hepsini ben de düşündüm. Ama başka çarem yoktu. Bu da çare değildi Kuzey. Yaptın da ne oldu? Beni kaybettin. Yıldız. Ne olur beni terk etme Yıldız. Gerçekten delireceğim artık. Kurtulmak için ne kadar çabalarsam o kadar batıyorum. Neyi tutarsam elimde kalıyor. Yıldız abla bak, istediğini yapabilirsin, istediğini söyleyebilirsin ama gerçekten burada tek suçlu biziz. Babam Tülin ablayı hatırlamıyordu bile. Her şeyi biz planladık. Duydun mu Mavişim? Ben hiçbir şey yapmayacaktım. Her şeyi onlar planladı. Sen ne biçim babasın burada? Sen ne biçim bir babasın? Ağızlara doğru yolu göstereceğine gidip de sen onların oyunlarına alet mi oldun? Bir daha olmayacak Mavişim. Bir daha senin sözünden asla çıkmayacağıma dair yemin ediyorum sana. Artık bu boş laflara benim karnım tok Kuzey. Bu yaptığının affı yok. Ya Yıldız abla, biz sizin aşkınız için kendi annemizi sildik. Lütfen bize bir şans ver. Ya onlara şans vermiyorsan bana ver bari o şansı. Ne olur. Ben sana bir şans verdim Kuzey. Ben sana bir şans verdim. Şule Bağ videoyu gösterdiğinde ben ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Gelip Bağ açıklama yapmanı bekledim ama sen ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın, yalanına devam ettin. Beni aptal yerine koydun. Yıldız, ben de sana söylüyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben de kızların maşası oldum. Ben onlar ne diyorsa onu yaptım. Yapmayacaktın. Ben kirli oyunlarla elde edilmiş bir zafer istemiyorum diyecektin Kuzey. Yapmayacaktın. Bu bana yakışmaz diyecektin. Ama sen ne yaptın? Sağa yakışanı yaptın. Şule haklı. Bundan sonra benim karşıma çıkmayın. Çekin kirli ellerinizi üzerimden. Anladınız mı? Çekin. Yıldız, hepimiz Şule'nin oyununa geldik. Farkında değil misin? Tülin bunun için iftira attı bana. Şule o videoyu bunun için kaydetti ve izletti sana. Şule belki de hayatındaki en doğru şeyi yaptı. Eğer Şule Bağ o videoyu izletmeseydi ben hala aptal gibi sağa inanıyor olacaktım. Ne oldu şimdi? Bu işin kazananı Şule mi oldu yani? Bu işin kazananı yok Kuzey. Bu işin kaybedeni var. Bu işin kaybedeni de sensin. Sen beni kaybettin. Benim sağ olan aşkımı, inancımı, beni, her şeyimi kaybettin. Şimdi geldiğiniz gibi gidin. Yıkılın karşımdan. Anladınız mı? Yıkılın. Şimdi ne yapacağız? Peşinden mi gideceğiz? Yılanın başına gideceğiz kızım. Binin arabaya.
Vay vay vay, şu manzaraya bakar mısınız? Aylar sonra bütün ailem tekrar bir arada. Hoş geldiniz canım ailem. Yalnız sende şöyle bir eksik bilgi var. Biz seninle aile değiliz. Bak, sen bu eşiğin bu tarafında yalnızsın. Ben eşiğin bu tarafında kızlarımlayım. Ben ailem için bir adım atmayabilirim kocacığım. Ama sen de dikkat et. Benim adımlarım sessiz ve derinden olur. Hadi abi, boş yapma. Sen ne işler peşindesin yine? Tülin'le olan videomu Yıldız'a izletmişsin. Kusura bakma Kuzey'cim. Kınalı yapıncak da olsa o da bir kadın sonuçta. O yüzden aldatıldığını bilmek onun da hakkı. Bu kadın dayanışması ayaklarını bırak. Kesin senin bu işte bir parmağın var. Ne oldu? Canın mı yanıyor? Kesin senden ayrılmıştır şimdi Yıldız. Senin o akşam restoranda ne işin vardı şöyle? Ha? Öyle elinde telefonun hazır, paparazzi gibi. Sen hayırdır ya? Canım orada yemekleri çekmişti. Tamamen tesadüf yani, olamaz mı? Olabilir, tesadüf. Peki, Feride'nin kaçırıldığı akşam Çetin'in yanında ne işin vardı? O da mı tesadüf? O akşam canın ne çekmişti? Kuzey, haddini aşma. Bir dakika ya. Anne sen de mi oradaydın? Anne bana cevap ver, sen de mi oradaydın? Ya ben bu kadından her şeyi bekliyorum ya, gerçekten. Öz kızıma bir fenalık mı yapacağım yani? Feride, kızım, ben seni Çetin'den kurtarmaya gelmiştim oraya, anlıyorsun değil mi? Peki sen Feride'nin kaçırıldığını nereden biliyordun? Anne bak, böyle bir şeye göz yumduysan... Delirtmeyin beni! Çetin'le dava için bir konuda konuşuyorduk. O sırada arkadan telefonda senin sesini duydum. Ben de hemen basıp gittim oraya. Anne madem oradaydın niye bizi kurtarmaya çalışmadın? Çünkü o sırada pek sevgili cici anneniz bana silah doğrultmakla meşguldü. Görüyorsun ya Kuzey. Seçtiğim bütün kadınlar bize ayak bağı oldu. Tüh. Zaten sen de o gece o eski sevgilin, asistanın Tülin'le yemek yemeseydin de gidip kızına sahip çıksaydın. Şule. Ağzını topla. Tülin hiçbir zaman benim sevgilim olmadı. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Tüh. Yıldız öyle bilmiyor işte ama. Sen biliyordun değil mi? Tülin'i çağırdığımızı, yaptığımız bütün planları biliyordun. E tabii durmadın, Tülin'i de yanına çektin değil mi? Bana hiç öyle bakma kızım. Bu planları ben kurmadım. Ben sadece kendimi bu acemi avcılardan koruyordum. Öyle mi? Yalanlarınla ve iftiralarınla mı koruyordun kendini? Ah be Kuzey, görüyor musun sen de kirlendin. Dürüst olsaydın da o iftiralara pabuç bırakmasaydın. Ya yeter! Boşanın, boşanın! Biz eskiden ne kadar tatlı, ne kadar masum bir aileydik. Şimdi hepimiz senin pisliğinde boğulduk. Mine, sakın o kelimeyi bir kere daha bana kullanma. Ya anlasana! Bu adam seni sevmiyor, bu adam seni istemiyor. Ya neyini anlamıyorsun? Biz de seni istemiyoruz. İlla anlamın için sana annelikten red davası başlayalım. Anla ya şunu, anla, anla sokamını. Sevmiyoruz seni. Tamam kız. Tamam. Nefes al. Nefes al be. Nefes al be. Tamam, geçti bebeğim. Bütün kızlarımı delirtmeden buradan defolup gideceksin. Gitmezsen orduyu sana dar ederim. Asıl siz şimdi defolun gidin. Ben polis çağırmadan defolun gidin. Defol. Hepiniz çıkın. Hepiniz defol. Çık. İyiyim 4 yıl. 44 yıl bile olsa senden boşanacağım. Anladın mı beni? Elveda ex karım. Defol.